Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş bir çalışma yapacağız. Hem kolay hem gösterişli. Bu naylon iplerle daha farklı işler yapın demiş birçok arkadaşım. Ben de onlarla ilgili bir çalışma yapacağım. Bu naylon ipleri daha önceden elimizde kalan ipler arkadaşlar. O oyalardan, iğne oyası, tığ oyası yaparken kalan iplerden. Bunların markalarını bazılarını biliyorum, bazılarını hiç bilmiyorum arkadaşlar mesela. Bu leylak sanırım. Naylon nakış dantel ipliği diye satılıyor. 3 katlı olanları bunlar benim elimde arkadaşlar. Şimdi bunlarla ben hoş bir kolay ve hoş bir çalışma yapacağım sizlere. İplerimi 4 katlı yaparak kullanıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve bunun için 7 numara 1,3 milimetre tığ kullanacağım. 4 katlı yaptığım için bu şekilde. Çakmak ve makas, bir parça silikon lazım bu işlem için. Hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Evet arkadaşlar, hemen siyah ipimi alıyorum, başlıyorum yapmaya. Şu şekilde biraz pay bırakayım rahat toparlayabilmek için. İlmeğimi geçiriyorum, bir zincirle bağlıyorum buraya. Daha sonra 1 2 3 tane zincir yapıyorum, üzerine alıyorum, gözün içine batıp 1 2 seferde çekiyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine alıyorum, 1 2 seferde çekiyorum. 2 tane yaptım. 3 4 11 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 1 3 zincirden sonra. Şimdi 11 tane trabzanım yaptım arkadaşlar. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar, güzelce sıktırıyorum burada. Şimdi üzerindeki sıraya geçmeden önce beyaz ipimi alacağım. Beyaz. Beyaz değil, açık mavimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın, üçüncü zincire batıyorum. İlk baştaki mavi ipimle ilmek çıkartıyorum buradan. Sonra kaydırmalı ilmekle kapatıyorum burayı. Ve siyah ipimi çekiyorum. Altı alıyorum. Mavilerle beraber. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra da bakın, ilk zincire batıyorum buradaki. Biraz uzun bir ilmek oluşturacağım burada. Daha sonra İlk trabzanın tepesine batıyorum. Sonra yine alttaki çekmeye başladığım ilk yere batıyorum. Biz uzun ilmek oluşturuyorum. Sonra tekrar trabzanın tepesine, yine alta trabzanın ilk başlangıç kısmına batıyorum. Uzun bir ilmek yapıyorum. Bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Yani böyle bir çıkıntılı bir görüntüm olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak ikinci sıramızda yaptık. Yine ikinci sırayı bitirirken şimdi şuradan siyahı bir keselim. Bu kısmı kalacak. Şu çekeceğiz şuraya biraz daha. Ondan sonra
kesiyorum. Diğerlerini de kesiyorum. Hemen yakmam gerekiyor arkadaşlar. Bütün uçları yapıştırıyorum bu şekilde. Şimdi bu şekilde motifimizin göbek kısmını yapmış olduk. Şimdi üst sıraya geçmek için tığımı batırıyorum. İlk başlangıçta bir zincir yaptığım yere hemen beyaz ipimi alıyorum. İlmeğimi beyaz iple çıkartıyorum. Kaydırmalı ilmek yapıyorum buraya. Bir zincir yapıyorum yine. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. İkisini de alıyorum yine alta. Yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Yine iplerimi saklıyorum araya. Şimdi 24 tane oldu ilmeğim tabii ki. Şimdi birine tek batıyorum, birine çift batıyorum arkadaşlar. Buraya bir daha battım. Yandakine batıyorum. Tek. Bir sonrakinde bir iki tane trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi bu şekilde 36 tane trabzan yapacağım buraya arkadaşlar. Yine iplerimi temizleyip yapıştırıyorum buraya. Devam edeceğim şimdi. Bir tane ikili trabzan, diğerine iki tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra yine üçüncü zincire batıyorum. Siyah da olduğu gibi koyu mavi ipimi alıyorum. Buraya tabi batmadan önce koyu mavi ile batıyorum. Sonra da kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Beyaz ipten sıktırıyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe batarak bir tane sık iğne yapıyorum. İki ipi de tutuyorum arada. Bu sefer sadece sık iğne ile devam edeceğim. Koyu mavi ipimle ve iplerimi kesip temizleyeceğim yine. Evet. Şimdi bu sırayı bu şekilde dolaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir göz boncuğu, nazar boncuğu motifini yapmış oldum. Şimdi bir tane bu şekilde yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Tamamen bitiriyorum bir tanesini. Şimdi diğerini de şimdi bu sırayı bitirdikten sonra arkadaşlar hemen kaydırmalı ilmekle bitiriyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Diğer motifimi ters çeviriyorum. Üst üste getiriyorum. Şimdi bakın, burada ilk göze batıyorum. Karşıdaki de ilk gözü alıyorum. Çiftli olarak ikisinde. Daha sonra sık iğne ile bağlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Diğerini de ikisini de aynı şekilde alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum.
diğerinde de alıyorum. Kapatıyorum. Şimdi şu kısma kadar, az bir şey kalana kadar şöyle 1/4 biri bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar sık iğne ile kapattım bu kısmını. Şimdi bu kısmını açıyorum elimle. El yapım var bu şekilde. Onu dolduracağım içine. Çok fazla doldurmayacağım. Hafif kabartacağım sadece. Şimdi devam edeceğim yine. Aynı şekilde çalışacağım başa kadar. Evet arkadaşlar, en son ilmeğime de batıyorum. Ve kaydırmalı ilmekle sıramı bitiriyorum bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincir çekiyorum. Siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. Kaydırmalı ilmekle kapatıyorum. Bir zincir çekip bırakıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Daha sonra arka tarafa saklayacağım bunu. Daha alta geçiyorum. Çekiyorum. Düğüm yapıp sıkıştırıyorum. Kesip buraya yapıştırıyorum. Naylon ipleri mutlaka sıkılamanız lazım arkadaşlar. Çekerek bırakırsanız hiçbir zaman sağlam olmaz, çıkabilir naylon iplikte. Bu şekilde nazar boncuğumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Arabalarınıza süs yapabilirsiniz, halkanın ucuna takarak bir şekilde arabalarda kullanabilirsiniz. Çantalarınıza süs yapabilirsiniz. Birçok yerde süs olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir nazar boncuğu yapmaya çalıştım sizler için. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Aynı bu şekilde olduğu gibi beni yönlendirebilirsiniz farklı işler konusunda. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.